Anne. 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 Ne oldu? Bizim kira gene vaktinde gelmedi. Hacı amca ne olur kusura bakma. Şu ders verdiğim öğrencilerden alacaklarımı bir türlü toparlayamadım. Ama cumartesiye söz. Hepsi ödeyecek bu hafta. Hacı amca. Sen yine 100 milyon için bu kızcağızı mı daraltıyorsun yoksa? 50'si 100'ü mü var? İnşaat bekliyor. Para ödenecek her yere, para. Ah be amcacığım. Ay boşuna para döküyorsun o kaçak inşaatlara. Getirsen bana yedir o paraları, bana. Başka işim yoktu. Tövbe tövbe. Amca bak. Sen şimdilik şuradan bir 50 al. Üstünü Havi'nin cumartesiye verecekmiş. Ben hallederim. Veriversin ne var? O da bu evden çıkmıyor. Sınavlar var Hacı amca ya. Ders çalışıyoruz. Bırak Lale. Tamam çek şu elini be. Aa. Amcacığım al sen şu 50'yi. Tamam mı? Havi'nin gerisini cumartesiye verecekmiş. Haydi. Amca al git bak bundan da olacağı şimdi hadi. Getirtmeyin beni bir daha her ay her ay. Temmuz'da 200 olunca nasıl ödeyeceksiniz bakalım. Ne 200'ü ya? Daha Ocak'ta yeni zam yaptık. Yuh be. Sürük acı. Bekara kenar mahalle tarifesi kızım. Yerse işte. Bıktım ya Lale. Hadi geç kaldık. Otur hemen çay getiriyorum. Allah'ım şu sofranın haline bak. İnsanı kahvaltıya çağırıyorsun be kızım. Bari 2 tane yumurta alıverseydin. Ay jambon vardı ama sabah sabah ağır olur diye çıkartmadım. Havin. Bana bak artık yeter. Salaklığın da bir sınırı var be kızım. Görüyorsun ders vererek falan olmuyor işte bu işler. Of gene başlama Lale ne olur ya. Bak. Havin bu akşamki iş çok güzel. Sadece maç seyredeceğiz. Herifler çok üst düzeyler tamam mı? Maç partisi gibi bir şey yapıyorlar. Giyineceğiz, kuşanacağız, partiye katılacağız. O kadar yani. Ben yapamam öyle şeyi. Söyledim sana. Kızım gel Ayşe yerine seni götüreyim bu akşam. Bak Kamil ne diyor biliyor musun? Kafasını kullansın, o kız süper para kazanır diyor. O pis mahalleden de kurtulur diyor. Havin. Kızım 500'er dolar alacağız be. Ay bir gece de kızım ya. Biraz oturup geleceğiz. Bu seferki iş öyle. Kalmak falan yok. Oturacak mıyız? E tabii. Hadi hadi. Ben Kamil'e haber vereyim ha. Politikacı bir herif falan da varmış. Güvenliğe söylesin. Ha ne var? Kamil'cim bu gece biz Ayşe yerine Havin'le gidelim diyoruz otele ha? Ha demek sonunda razı oldu ha? Hayır şey diyeceğim şey için diyorum güvenliğe falan haber veriyorsun ya. Bana bak seri top olsun diyorum adı ben. Şimdi ne yapacaksın bakalım baba? Tamam hadi aşkım görüşürüz. Öptüm hadi bay bay. Ay iyi işte bilsin de. Havincim, gideceğiz birazcık oturacağız sadece. Tamam Lale. Tüketme kendini. Ne olacaksa olacak. Karar verdim.
Yapacağım bu işi. Fehmi Beyler, Musa İsteler, Ural Bey, siz ve İlhan. Kim attı? Milan Ural. Şansa bak. Dakika bir, gol bir. Beklenen gel. Süleyman. Hemen çıkartın şu adamı. Böyle rezillik yok dünyada ya. Daha maçın başındayız abi. Çok kötü. %100 birlik gol önünden geçiyor, kaçıracak. Allah kahretsin. %100 altı pasta. Böyle bir şey olur mu ya? Golü yedik. Duydum ya, rezilliğe bak ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ural abi, sana Mr. Perovic'i tanıştırayım. Oho, memnun oldum. Sizinle övünç duyuyoruz. Teşekkür ederim. Bu da Ural abimiz. Ural Aydın. Yeni Yaşam Partisi'nin yöneticilerinden. Yakında partinin başına geçecek. Tamam efendim. Rezervasyonunuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Koş hadi. Hadi ya. Unutma, telefonunu falan vermek yok. Bir isteyen olursa sonradan Kamil'le bağlantı kurar. Heriflerin cakasına fiyakasına aldanma sakın. Hepsi bir Koreyanın olmadı mı timsah kesilir. Geri gelir paranı bile alamazsın. Sapığı var, dayakçısı var. Arkan sağlam olacak bu işlerde. Kral dairesinde kibar zengin tiplerle içki içmeye mi gidiyoruz? Yoksa arka kapıdan çıkıp E5'te otostop mu çekeceğiz, anlamadım. İş parayla iş tutmaya dayandı mı? Hepsi dili dışarıda köpeğe dönüşür, merak etme. Zengin fakir fark etmez. Yürü. Kızlar geldiler. 10 dakika sonra servise başlayacak şekilde harekete geç. Hadi oğlum be, hadi be. Metin Bey eski emniyet mesajı. Allah kahretsin. Ulan Allah kahretsin be. Bu içkiler nerede kaldı hani ya? Kuruduk ya, yarım saattir bekliyoruz. Şu oda servisini ara tekrar. Peki, kızlar nerede kaldı Hamdi ya? Gelirler şimdi. Ulan Allah kahretsin be. Püh. Ulan Allah kahretsin be. Beyefendi, gidelim isterseniz. Burası sizin için pek uygun olmayacak. Ya şimdi ayıp olur. Şeylik etmeyelim. Arkadaşlar bir incelik göstermişler. Bunların adeti böyle. Yabancı yok, merak etme sen. Buradan laf çıkmaz. Değil mi? Bir saniye. Ben Lale. Bu da Sevtap Hanım. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş buyurun. Hoş merhaba. Sizi şöyle alayım. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Geç bakalım. Hadi koşsana. Hadi. Yürü be. Ne yapıyorsun? Hakemin yaptığını gördün. Ya koşsana kardeşim, koşsana biraz. Allah Allah. Ne alıyorsun Ural abi? İki buzlu viski ver evladım. Oğlum atsana o tarafa. Allah Allah. Ne yapıyorsun Ural? Hayırdır be, yazıklar olsun. Neyse, korna. Hadi be oğlum, koşun biraz. Tanıştırılmadık değil mi? Ben Sevtap. Memnun oldum, ben de Hasan. Memnun oldum Hasan Bey. Hadi. Hadi.
Ne kadar güzel bir kızsın sen Sevda. Yatma be. Alırım. Hepsi kendi havasında. Çok güzelsin. Kalbin böyle her yerinde mi küt küt atıyor senin? Gel içeri, gel içeri. Hadi be ya. Hadi basın. Hadi be, hadi be. Hadi koş. Hadi oğlum. Ali, Aydın kavgayla uğraşıyor. Hadi, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum. Attık mı? Gol! Oda servisi gelmiş olamaz. Bu suite benden başkası giremez diyorum size. Yeni geliyorum ben. Ayrıca çok geciktim. İzin verin, bekliyorlar. Bir dakika dur. Gördün değil mi oraları? Bak, gördün değil mi? Söyle bak. Sanırım bir sorun var efendim. Kapıya ikinci bir oda servisi daha geldi. Ne diyorsun evet. Sen ya? Evet. Ne diyorsun sen? Evet. Ne oldu? İkinci oda servisi geldi. Ne? Biraz önce gelen oda servisi sahteymiş galiba. Allah kahretsin. Vural Bey, hemen toparlanın. Fehmi abi biraz önce gelen oda servisi sahteymiş. Güvenlik fark etmedi. Odayı terk etsek iyi olacak. Bostan kurukluğu gibi dikilirsiniz daha. Hamdi kızları yok et. Tamam abi. Başka kıta indir. Tamam abi. Arka kapıdan çık. Tamam abi. Müdürü ara tamam hemen. Abi, tamam abi. Çık çık. Merak etme. Çantanı abi. Biz hallederiz. Hadi. Ne oluyor acele Allah aşkına? Acele et. Arka ya ne bileyim bomba mı koydular? Ne yaptılar? Bırak onu. Yürüyün. Çıkalım odadan arkadaşlar. Panik yok. Sakin sakin. Hadi hadi hadi. Alayım efendim. Şoför bey kusura bakmayın arkadaşım geldi. Başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Alayım ben onu. Ne yaptın oğlum? Normal bir araba bulamadık değil mi? Ya zor yetiştim zaten. Şunları mezarlığa atalım, sonra özgürüz. Gidene kadar ölürler nasıl olsa diyorsun yani. Onlar merhumun oğulları be oğlum. Vah yavrucaklar. Bu yaşta yetim kaldılar ha. Ya ne işim var benim cenazede falan? Sonra gidip doğum günü kutlayacağız. Büyük organizasyon var. Gene başımıza ne işler alacağız bakalım. Ben önce hastaneye anneme uğrayacağım ona göre. Tamam. Nasıl erken Haruncuğum ya? Şurayı görmüyor musun? Peki, peki. Şöyle. Sonbaharı bekleyelim kumru. Sen şimdi 15 gün sonra kalkıp tekneyle geziye çıkarsın. Çıkmam. Bu daha önemli. Aa, unuttum tabii. Ural Bey'in kurultayı var. Tabii, kesin kazanacaklar. Zor kazanırlar. Acı yatmaz gibi o Tunalı. Ne yapar eder alır yine kurultayı. Bu sefer çok yanılıyorsun. Ben bu suratta basının karşısına çıkamam. Sen yapmazsan başkasını bulurum. Bul o zaman. Patron sensin. Harun delirtme beni. Yüzümü başkasına elletmeyeceğim biliyorsun. Efendim Muko.
Aa, Baran mı? Bağla. Aa, Baran. Ay, bu çocuk öldürecek beni. Telefondasın sandım. Bir kere de haber ver gelirken. Ya, haber vereyim de 3 gün öncesinden aramaya başladı değil mi Saatbaş? Herhalde. Seni tanırım. Nasıl sürpriz ama. Ne içersiniz? Bence kutlamak için serin beyaz bir şarap iyi gider. Ben çok uzun süredir içki içmiyorum Harun Bey. Çay içerim bu kocuğum. Tamam. Gene ameliyat mı oldun doktor hanım? Bu ne güzellik. Alay etme Baran. Şu halime bak. Benim toplantı için hazırlanmam lazım. Sizi tutmayalım o zaman. Sevemedin şu Harun'u bir türlü. Üvey babam falan olmayı düşünüyorsa... ...beni daha sık parka götürmesi lazım. Ay sen de taktın bu adama. Nereden çıkarıyorsun bunları? 24 tane doktor var burada. Hepsi de yakın dostum. Ben anlarım. Fesat şey. Dur babanı arayalım. Ne kadar sevinecek. Merak etmesin. Çok az kalacağım. Kurultay öncesi huzuru kaçmasın adamın. Kemerlilerin düğünü için geldim. Geline takım yapıyorum. Ah, yoksa sonunda şu ünlü Şiraz elmasları mı çıktı piyasaya? Evet. Of, sana ısmarladılar ha? Bakın, bu geçen ay çıktı. Ha, eski o. 2 ay önce yaptılar o röportajı. Ünlü Türk mücevher tasarımcısı şöhretleri peşinden koşturuyor. Kanda Annette Santino'nun taktığı gerdanlığı da sen yapmışsın. Evet, ben yaptım. Şımarık. Nasıl biri? Eğer boynunu soruyorsan bu kocuğum, biraz kalın. Aman Baran Bey, siz de hiç dedikodu yapmıyorsunuz. Hadi anne, babamı ara. Çok yorgunum. Dubai'den geliyorum. Bir haftadır oradan oraya dolaşıyorum. Ben de doğum gününde seni göremeyeceğim diye ne kadar üzülüyordum. Güzel bir kutlama yapalım. Ablanı da arayayım. Dur anne, kimseyi kurcalama. Yarın. Bu gece Levonlar organizasyon yapmışlar. Onlara da bir uğrayıp erkenden kaçacağım. Aşk olsun. Acilen uyumam lazım. Yarın rahat rahat kutlarız. Ne o? Bilmiyorum. Özel, adına gelmiş. Güvenlikten geçti mi? Geçti. Fotoğraf gibi bir şey. Kumru arıyor. Sen açıver Mahmut abi. Efendim Kumru. Bak yanımda sana merhaba demek isteyen birisi var Ural. Hayatım. Çok işim var. 150 sayfa yazı bitirmem lazım 7'ye kadar. Alo baba. Baran. Nereden çıktın oğlum sen? İş için geldim baba. Birkaç gün kalıp Londra'ya döneceğim. Meşgul değilse bana baba? Duygu Hanım'ı gönder. Alo. Baba, duyuyor musun? Dinliyorum oğlum. Şey, kalabalık da biraz oda. Akşam görüşürüz. 9-10 gibi evdeyim ben. Malum kurultay hazırlıkları. Deli gibi çalışıyoruz. Çabuk, hemen hücunu tazelelim doktor hanım, hemen. Gene ne olmuş olabilir bu kocum ya? Durum öyle böyle değil. O burada. Müstakbel eşim. Beni evlendirmekten vazgeç bu kocum artık ya. Daha gencim, karşıma ne fırsatlar çıkar. Hastaneye hasta ziyaretine gelmiş her yakışıklının önüne atma beni. Yahu ben değil, Kumru Hanım istiyor seni. Hadi çabuk, Baran burada. Baran kim bu koya? Ya öyle herhangi bir yakışıklıdan bahsetmiyoruz. Baran diyoruz, Baran. O zaman anlaştık. Bir de yemekte buluşuyoruz. Tamam oğlum, doğum günün şimdiden kutlu olsun. Ne anlamı vardı Ural böyle bir şeyin kurultay öncesi? Allah Allah. Bunların dertleri ne ya? Merak etme. Albümüne koy diye göndermemişlerdir. Bekleyip göreceğiz. Yazık. Bu kadar emeğe, yatırıma yazık.
Allah kahretsin. Yakında yatak odasında bile resmini çekecekler insanın bu memlekette. Şu karıyı bulup ağzını sıkı tutmasını sağlamalı her şeyden önce. Olur biter. Duygucuğum, bu benim ünlü oğlum Baran. Duygu psikiyatri eğitimini Berlin'de tamamladı. Geçen ay aramıza katıldı. Şimdiden çok başarılı. E tabi, onu görünce hastalar hemen iyileşiyor. Başarılı olmaz mı? sizin yönetim kurulu toplantısı başlamak üzere Kumru Hanım. Aa, tamam. Duygu, Baran sana emanet. Yarın görüşürüz Barancığım. İçimden bir ses ikinizin iyi anlaşacağını söylüyor. İçindeki sesi mahcup etmeyiz anneciğim. Merak etme. Otursanıza. Aslında daha konuşkanımdır. Ben de. Hatta hiç susmam. Sizi geçenlerde basında epey izledik. Ha, şu film festivali münasebetiyle. Sizin ve gerdanınızın resmi her yerde çıktı. Ya, Londra'da da gerdanlık boynumda bir resmim çıktı. Bu boynunuzdaki nedir? Yolluk. Sürekli yolculuk yapanlar boynunda böyle bir işaret taşır. Bir yerde ölüp kalırlarsa cenaze masrafları için. kabalık etmek istemem ama uçaktan yeni indim. Sonra acayip bir cenazede buldum kendimi. Akşam da ağır bir program var. Arada birkaç saat evime gidip dinlenmek istiyorum. Tabii. Nasıl olsa doktor hanım da yok. Aramızda söz birliği edersek. Ne konuda? Saat şimdi 4:10 geçiyor. Siz buradan 4:30'da çıktığınızı söyleyin. Tamam. Annemi kısa sürede çok iyi tanımışsınız.
Doğum günü çocuğu geldi. Sen yok ol. Niye ki? Yürü. Al. Sen şimdi doğru yukarı çık. Çabuk bütün sürprizi bozacaksın. Ama uzattın. Gelecek misin, nesin? Üf be oğlum. Elimiz demişken Bulgaristan'a gitseydik. Bir saattir yoldayız. Ne kadar uzak gelmiş burası ya. Hadi. Hadi. İşte burası. Buyurun. Baran Bey. Ne haber Baran? Lan. Nefes alalım be. Çok memnun kalacaksın. Cenaze arabasıyla öyle. Keşke seni bizim şoförle getirseydik. 20 dakikada getirirdi. Ama çok memnun kalacaksın abi. Bira? Yok sağ ol, ben su alayım. İçmez, içmez o. Hala mı? Doğum gününde içmiyor musun? Yok hayır. Zamanında beni ölünceye kadar idare edecek kadar içtim Pelinciğim. Ara sıra lazım olunca geliş getiriyorum. Ne lan herkes buraya gelmiş? Doğum günü ayağına evi batakhaneye çevirmişsiniz oğlum. Ne bu salsacı kızlar falan? Hediye paketi geldi mi? Geldi abi. Nasıl, neye benziyor? Pastaya benziyor. Güzel ama değil mi? Öyle böyle değil. Boş olsa şu ev ya. Hoş geldiniz. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Ha, geldi işte. Siz devam edin. Sen servise devam et. Hoş geldin hayatım. Herkes burada, hemen değiş gel. Tamam. Ne çıkacağım şimdi? Siz kesin bir adilik yapmasınızdır. Getirin buraya, burada açayım. Getirin burada açayım. Hadi. Ya oğlum, ortalık bir yerde açılacak bir şey değil bu. Çık. Yatağın üstünde duruyor. Aç bak, ne yapacaksan yap. Ben gidiyorum. Zaten uykusuzluktan geberiyorum. Sizinle uğraşamam kardeşim. Sizinle uğraşamam. Yok be abi. O kadar para verdik. Hediyeni almadan gideceksin yani. Evet ya. Çok kırılırız ama abi. Ulan annem daha ilkokulda söyledi. Bunlar kötü çocuklar. Bunlarla görüşmeni istemiyorum diye ama... Ah kafam, ah! Ya al şunu. Yürü. Ya yürü. Yapma Lemon, yapma, yapma. Yürü. Yapma Lemon, yapma. Aa. Kaç dakika bekleyelim. Seninki de bekliyor. Ne biçim dans ediyor oğlum? Çarpıntım tuttu, tansiyonum çıktı. Oh.
Uyudun mu? Özür dilerim, uyuyakalmışım. Aa, öğlen mi oldu? Yok yok, saatte 6:30. Ha, iyi. Gecen nasıl geçti? Koltukta oturarak. Ya, keşke sen de yatsaydın. Hay Allah, ben sadece birkaç dakika bakacaktım sana. Uyuyakalmışım. Çok özür dilerim. Kendimi affettireceğim. Gel çıkıp güzel bir kahvaltı edelim. Ne oldu? Hiç. Bir torba planta mı taşıyorsunuz uğurlu taş olarak? Brunei Sultanı falan mısınız yoksa siz? Bunlar sıradan taşlar. Ben takı tasarımcısıyım. Konu açıldığında sessiz kalan ilk kızsın. Müşteriler hakkında fazla meraklı görememiz iyi karşılanmaz. Aa, müşteri mi olduk şimdi? Sabaha kadar uyudum. Peki anlatın o zaman. Adın ne? Sevtap. Sev? Hayır, hayır. Sen doğarken annenin sana taktığı ismi soruyorum. Sevtap. Hayır, hayır. Yani senin gibi bir kıza Sevtap adını takmazlar. Senin böyle daha dolu dolu. İşte yakalandın. Hadi söyle. Havin. Havin. Yaz gecesi. Nereden biliyorsun? Bir şiirden. Aa.
Benim gitmem gerek. Dur, daha erken. Yani seni bırakırım. Yok yok. Lokantadan bana bir taksi çağırırlar. Gerçekten bırakırım. Ben müşterilerle... Aman, illaki müşteri olduğuma inanacaksın ha. Ama... Beni arar mısın? Ben müşterilerle konuşmuyorum. Canım, sadece aklına bir şey takılır, sormak istersin, çıkmak istersin falan. Neyse, ben gideyim artık. Size iyi günler. Size de. Senden ne kadar müşteri olursa senden de o kadar fahişe olur. Hadi bakalım, başarımıza. Başarımıza. Kurultay kararı öncesi taktiklerine geri döndüler. Kapı dağıldı da reddedecekmiş birleşme çağrısını. Ya diyelim ki kabul etti. Ne yapacak? Partiyi iktidara mı getirecek? Körlerle sağırlar, birbirini ağırlar. Baran abi. Oo, çok şıksın maşallah. Kurcalama oğlum, değişemedik zaten. Hoş geldiniz. Aslanım benim. Ah, afiyet olsun. Sevgili oğlum da geldi. Feneri nerede söndürdün bakalım? Nasılsın baba? Arayı uzattın bu sefer. Özlemişim lan seni. Ne hoşgörülük bu böyle? Avrupa'da bu mu da şimdi? Gömlekli, ceketli belli değil. Evet Tahir amca. Ama sen sakın deneme. Bu göbeği içine sığdıramazsın. bu sefer alıyor musunuz kurultayı? Bu sefer tamam. Hadi şarap verin oğlana. Arayı kapat. Biz çoktan başladık. Çıkıp ben şuyum, ben buyum diye açıkça kendini ifade etmiştir bu ülkede Allah aşkına. Hep önce sosyal demokratlar bir duruma, bir tartışmaya yol açmıştır. Akabinde sağ çıkıp görüş beyan etmiştir. Öyle olmaz, böyle olur diye. Her seferinde muhalefet rollerini bizim elimizden kapıp
yoksul kesimlerden oyları onlar kapmışlardır. Bu millet böyle. Bu ülkede kime oy vereceğini bile eline yazıp vermek lazım birader. Bu kadar şuursuz millet olur mu? Vallahi doğru. Bence bizim demokrasiyle sorunumuz burada başlıyor işte. Sağlı sollu ülkeyi yönetime talip olan herkes o andan itibaren insanımızın demokrasiyi kaldıracak olgunlukta olmadığını düşünmeye başladı. İşleri bir yoluna koyalım. Demokrasi işini sonra ayarlayalım. O kolay diye bakar bizim politikacılarımız. Türkiye'de demokrasi anlayışı aklının alamayacağı kadar sağlam ve köklüdür Baran Bey. Bunun teminatı da en başta sosyal demokratlardır. Gerçekten de öyle, Ural Bey. Demokrasi her kesintiye uğradığında sosyal demokratların kahramanca mücadeleleriyle doludur yakın tarihimiz. Baran. İleri gidiyorsun. Bir dakika Ural. Burası demokratik bir masa, öyle değil mi? Kurultayı aldığın zaman baba, bu ülkedeki sosyal demokratların başına geçeceksin. Liderleri olacaksın. Seçimlere hazırlanırken belki sen bu ülkede ilk defa demokrasi, özgürlükler, insan hakları gibi kavramların çıkar gruplarının önceliklerine göre ve onların işine gelecek şekilde tarif edilmesinin önüne geçersin. Sosyal demokratlar da böylece belki ilk defa yükselen fanatik sağdan daha sağcı görünmekten kurtulurlar. Başbakan Aydın! 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 Politikaya merak sardığını bilmiyordum. Sarmadım baba. Gene aynıyım. Mahmut, bizim seçim konuşmalarını bu yazsın ya. Bak ağzı ne güzel laf yapıyor. Bence Baran Bey seçim konuşmalarını yazmaktan daha fazlasını yapacak demektir. Asla. Kim bu kadın? Bir fahişe. Nerede çekildi bu? Çok lüks bir otelde. 3 gün önce. Ne kadar yazık değil mi? Daha 2 gün önce vizyonda ne kadar birbirinize bağlı bir aile olduğunuzu, aşkınızın ilk günkü gibi sürdüğünü, şudur, budur, bir sürü şey anlatmışsınız. Bu saçmalık. Bu bir komplo. Ne olacak bu resimler? Basına mı vereceksiniz? Henüz değil. Bakın, ben Ural Bey'i destekliyorum. Kurultaydan galip çıkmasını, partiyi güçlendirmesini, hatta iktidara taşımasını istiyorum. Bizim kadar büyük yatırım grupları fanatik sağcıların iktidarında rahat soluk alamazlar. Yabancı ortaklarımız bu gidişten hiç memnun değiller. Ural Aydın bize gerekli. Ya da rakibi Sermet Mertoğlu. Fark etmez. İkisi de olur. Ama Ural Aydın daha iyi olur. Ne istiyorsunuz? Sizinle çok uzun vadeli bir anlaşma yapmak istiyorum. Şirketlerimin ve sizin karşılıklı çıkarlarımızı koruyacak uzun, çok uzun bir iş anlaşması yapmak istiyorum. Ural Aydın'ı işe almak istiyorum. Viski? Mecliste güçlü bir tanıdığımın olması çok iyi olur. Birlikte güzel işler yapabiliriz. Herkes için karlı olur. Özellikle bizi arkasına alırsa Ural Bey için. Ural asla böyle bir anlaşma yapmaz. Biliyorum, 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 biliyorum. Onun için sizinle konuşuyorum zaten. Ural benimle iş yapmaktansa
siyaseti bırakmayı tercih edecektir. Ama sizin gibi bir hanımefendi, kocasının bir fahişeyle çekilmiş resimlerinin birinci sayfadan basılmasını göze alamaz. Bunca yıllık emekleriniz bir anda çöker. Bu mükemmel aile resmini bozmamak için çılgın oğlunuzu bile ülkeye sokmuyordunuz bir zamanlar. Ural sizin en büyük yatırımınız. Bugünlere kolay getirmediniz onu. Babanızın serveti iktidar uğruna yıllardır cömertçe harcandı. Ve daha da harcanacak. Alabilir miyim? Tabii. Lütfen. Bizde çok var. Çizimler çok güzel Baran Bey. Zaten ne getirseniz beğenecektik. Sharon Stone bile sizin müşteriniz. Bize laf mı düşer? Tabii taşları gözümle görmeden yaptığım bir tasarımdı. Şimdi işler biraz değişecek. Niye Baran? Sorun mu var?
biraz daha farklı keseceğiz. O zaman bu yapı da haliyle biraz değişecek. Ama bu sizin fark edeceğiniz bir farklılık olmayacak Gelin Hanım. Sizin ham bir elmasın içinde yatan pırlantayı bir bakışta görebildiğini söylenir Baran Bey. Söyleyin bakalım. Kaç karatlık pırlantalar yontulabilir bu taşlardan? Ham taşlarda ilişkiler gibidir Şadiye Hanım. Yontuldukça yeni yüzleri, yeni imkanları belirir. Gerçek değerini onu yontan ustanın o anlık doğru ve yanlış kararları oluşturur. Hele elmasların dünyanın en sert madeni olduğu düşünülürse. Benim gibi değil mi hayatım? Doğru. Yontabilirsen yont. Fahişe ise bulmak fazla sorun olmaz. Eski emniyet ilişkilerimi kullanarak kadın satıcılarına kısa sürede ulaşabilirim. Birinden biri tanır. Piyasadaki bütün kadınları bilirler onlar zaten. Sezai basında kızı konuşturmaya başlarsa mahvoluruz. Kızı bulup engel olmamız lazım. Hatta gerekirse aksi yönde konuşmasını sağlamamız lazım. Kız tanımıyorum derse yeter. Fotomontajmış deyip geçerler. Bulacağım Kumru Hanım. Merak etmeyin. Ayıp olmaz mı şimdi para almak? Alo. Tamam aşkım, ben hallediyorum şimdi, merak etme. Tamam. Hadi bay bay. Ne oluyor Havin? Ben kimseye borçluk almak istemem. Yani o gece boşu boşuna para verdiler. Ha. Yani sen bu gece yatayım, üstümde borç kalmasın diyorsun. Yok kızım ya, ayıp olmasın. Bari yemek davetini kabul edeyim dedim. Bir tek yemek, sonra geleceğim. Kızım, bu adamlar seni bir geceliğine tuttular mı? Tuttular, bitti. İster yatar, ister sarımsaklar saklar. Manyak manyak konuşma. Yani şimdi sen hoşlandın mı bu adamdan? Ben keyfime göre çıkacağım, gideceğim dersen. Ya öyle bir şey değil, üf. İyi o zaman. Bir daha aramasın seni. Kızım, dersiz başına dert mi arıyorsun sen? Bazısı da böyle manyak işte. Ah! Bedavaya getirip hava atmaya bayılır cinsi bunlar. Allah Allah. Benden hoşlanmış olamaz mı yani? Evet, kız bulamadı çünkü. Aptal Avin. Onlar gecesi 500 dolar olan kızlarla çıkmazlar canım. Onlar ayakkabısı 500 dolar olan kızlarla çıkarlar. Millet nerede? Kızım niye yemek hazır değil? Aa, yemek yemediniz mi siz? Ben hemen Zühre Hanım'a haber vereyim. Ya ne demek yemek yemediniz mi? Bu gece çocuklarla yemek yok muydu burada? Ama yemek iptal oldu. Baran Bey'in işi varmış. Kumru Hanım da erken saatte buluştu onunla. Ha, demek bana haber vermek zahmetine katlanmadılar bile. Ben hemen yemeği hazırlatayım. İstemem. Değişip çıkacağım. Bu ne anne ya? Bununla mı doyuracaksın beni? Zühre abla, yemeğin iptal olduğuna tamam haber vermemişler. Gene çıkıyoruz. Ne oluyor ya? Hani kızıyla oğluyla yemek vardı? Kıyamet kopacak akşama. Oğlum sen ye dolmanı. O yine ne kadar bitirirsin. Daha duş falan yapar. Böyle olmaz onun işi. Yemeğin iptal olduğunu Ural Bey haber vermemiş Kumru Hanım. Çok kızdı. Aman onların birbirlerine kızmadıkları gün var mı? Oğlan da hayırsız bak. Geldi daha eve uğramadı. Çok merak ediyorum. İyice toparlanmış diyor Basra ama. Ağzına bir lokma içki miçki koymuyormuş. Sağ solu belli olmaz onun. Gene basılmasa bari kızlarla mızlarla gazetecilere tam seçim üstü. Siniri alınmış, bir şey olmuş. Ablanı aramayı unutma. Çok kızdı yemeği iptal etmemize. Tamam, aradım. Hadi doktor hanım, hadi. Saat 8:30, sen hala buradasın. Babana yemeğin iptal edildiğini haber vermeyi unuttum. Taksi lazım mı? Hı hı. Havalar gene bozuk galiba Ural Bey'le. Yok canım. Yarın geliyorsun, bak mazeret isteme. Ya hastaneye uğrarım ben sana.
Konuşuruz. Şu anda program yapmalıyım. Arabayı yollamayı unutmazsın değil mi? Tamam. Gidene kadar sende kalsın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Zaten dikkat et, kaba güç gösterisi sergileyen tipler genelde en korkak tiplerdir. Yaşamlarını değiştirmeye korkan ya da daha otoritenin en fazla ezebildiği tiplerdir. Niye gülüyorsun? Bilmem, sevindim birden. Seni hayvan! Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Sezai Kutluhan bugün beni ofisine davet etti, bizzat takdim etti. Ne istiyor ya? Bir iş adamı şantaj için ne istiyorsa onu ister. Seni satın almak istiyor, seni satın almak Böyle istiyor. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Nasıl olmaz? İstediğin şantajı yapabilir. Umurum.
komplo olduğunu anlattırırız. Nasıl bir komplo acaba merak ediyorum. Kızın bariz bacaklarını mıncıklıyorsun. Ya sadece bir şey söylemek için bir an elimi koydum. Fotomontaj denir, bir şey denir, ne bileyim ben. Suratındaki o salyalı ifade de mi fotomontaj? Kime yutturacaksın bunu? Kumru, çok özür dilerim. Gerçekten. Bu olayda beni tek üzen bir şey var. O da bunları senin görmen. Benim için gerisi hiç önemli değil. Öyle mi? Seni neyin üzdüğü benim için artık hiçbir anlam taşımıyor. Ama gerisi önemli değil kısmında ağır ol biraz. Hayatında politikaya girerek ilk defa dişe dokunur bir iş yaptın. İş adamı olarak ne kadar beceriksiz olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. İki kere şirketleri iflasın eşiğinden döndürdün. Bu sefer bu işi becermek zorundasın. 5 yıldır yatırım yapıyorum ben sana. Geri dönmek gibi bir şansın yok. Bunu iyice kafana sok. Alo Mahmut Bey. Özür dilerim, bu saati rahatsız ettim ama... bu sabah erkenden buluşmamız gerekiyor. Önemli bir durum var. Sezai Kutluğan bugün bana Ural'ın bir fahişeyle çekilmiş resimlerini gönderdi. Ural hiç söz etmedi. Demek size de gönderdiler. Burası dur. Burası. İnme. Seni kimsenin görmesini istemiyorum. Ben inince de hemen git. Bir dakika. Seni sabah alabilir miyim? Kahvaltı falan yaparız. Olmaz. Öğle yemeği? Kamil'i araman gerekiyor. Tamam, ararım. O sorun değil. Bana sen randevu ver istiyorum. Bak. Kendini kandırmanı istemiyorum. Ben de seni kandırmak istemiyorum ama... kurallar böyle.
Hadi gidelim Gül Aga. Gidelim. Gidelim kardeş. Karşılamaya bile gelmedi beni. Avin. Getirmedik abi. Uzun yol. Hele bir gidelim şuradan da hayırlısıyla. Akşama kızı buraya getirin. Sıkı bir anlaşma yapalım. Şimdi Ural Aydın fotomontajdı bilmem neydi başlar. Biriniz kızın ağzından bir politikacıyla aşk gecen filan diye bir yazı döşenin. Gelince imzalatırsınız. Tamam Sezai Bey. Hiç canınızı sıkmayın. Metin bugün kızı bulur, hemen sizi ararım. Belli ki bir komplo. Pislik kulüpten her şey beklenir zaten. Kurultay öncesi bir felakete izin vermeyeceğim. Böyle bir şansımız yok zaten. Benim bir planım var. Sezai teklifinde ısrar ederse... ben de ne yazık ki Ural'ın böyle kötü bir huyu var. Güzel bir kadın görünce dayanamıyor diye bunu yayınlayacağım. İyi akşamlar. Yok, Sevtap Hanım bugün çalışmıyor abiciğim. Demek öyle. Peki o zaman. Çalıştığı bir gün ararız. Yok tamam, önemli değil. Gerçekten önemli değil. Hayır, başkasını istemiyorum. Tamam, iyi akşamlar. Amma meraklısı varmış bu karınında be. İşe başlayalı 3 gün olmadı, arayan arayana be. Ne ayak? Niye çalışmıyor hanımefendi? Sınavları varmış.
mu abi? Şu elması kes, biç, ne yapacaksan yap, bir an önce git. Bu İstanbul senin dengeni bozuyor. Biliyorum. Annem artık kesinlikle evlenmem gerektiğini düşünüyor. Ama bu seferki aday gerçekten dört dörtlük. Teşekkür ederim. Bütün bu hareketli yaşamınızın içinde sizin çok yalnız olduğunuzu düşünüyor. Evet. Sanki evlilik insanın yalnızlığını giderebilirmiş gibi. Neden böyle düşünüyorsunuz? Bu kocam. Aman. Bana çiçek mi aldın? İçki içmiyorsun. Elim boş gelmek istemedim.
Alo. Havin abla, benim Veda. Nasılsın ablacığım? Sağ ol, ben de iyiyim. Gülü amcam çıktı abla. İki gündür seni göreceğim diyor, başka bir şey demiyor. Babam gelin ne dediyse para etmedi. Siz yerine demezseniz ben bulurum nasıl olsa diyor. Seni hala bizde sanıyormuş. Babam kaçtığını dememiş meğer ona. Beni sıkıştırıyorlar, ne yapacağımı bilemedim. Ağlayıp duruyor. Kızımı emanet ettim size, bir sahip çıkamadınız diye. Benim onun gibi babam yok. Anamın katilini karşıma çıkarırsanız beni de katledersiniz, ona göre Veda. Sakın yerimi söyleme Veda, ne olur ya. Kurban olayım. Bırakın da şu okulumu bitireyim ya. Çok pişmanım ablacığım. Bir kere görüp ayaklarına kapanıp af dileyeceğim diyor. Çok başka bir adam olmuş çıkmış diyor babam gibi. Şivan amcam başkası olmuş sanki diyor. Abla, çok yaşlanmış zaten. Annemi geri mi getirecekmiş af dilemesi ha? Baş gibi diyeceğim yoktur Veda. Gerimi söylersen seni de... Silerim bunu bil. Alo. Buyurun Mahmut Bey. Yok, kalkmak üzereydim ben de. Öyle mi? Harika. İşte bu iyi haber. Yazıyorum. Hemen arayacağım. Gerçi fahişeler bu saatte uyanmazlar ama... Metin'e de haber verdim. Tamam. Çok güzel kadınmış. Çok benziyorsun annene. Aranız nasıl? Sever misin anneni? Ben çok severim annemi. Acayip iyi anlaşırız. Annem gibi falan değildir zaten. Ablam annem gibidir. Annem de ablam gibidir. Bazen hangi ülkedeysem atlar mutlaka yanıma gelir. Çıkıp günlerce serserilik yaparız. Tabii burada istediği gibi davranamıyor kadın.
Bu anne konusunu kapatalım mı artık? Benim annem öldü. Öldürüldü. Ne? Babam doğurdu onu. Sus, ağlama. Herkes senin kadar şansı büyümüyor Baran. Ağlama. Her gece aynı rüyayı görüyorum ben yıllardır. Kimdi ha? Kim duvardan çıkan herif? Kim ha? Ev sahibimizdi Gülhan. Bir dahaki evden çıkın demeye gelmişti. Emi, yedim ben de. Bana niye dememiş? Taksi duvarında bulamamış mı beni? Genel evden karı çıkarttık. Karı evimizi genel eve çevirdi. Ben senin için kardeşlerimi, anamı temdim ben. Çocuğun yanında böyle konuşma. Hadi çık sen dışarıda oyna. Gülhan yapma ne olur. Gülhan! Geberteceğim seni. Yapma ne olur. Bırak. Bırak diyorum sana. Bırak. Bırak. Bırak beni. Abi. Abi. Geçti güzelim, ağlama. Olan olmuş. Sen kendi yaşamına bak bundan sonra. Babam hapisten çıktığında onu öldürmeyi planladım yıllarca. Ama sonra bu yetmez diye düşünmeye başladım. Ama dedim ki, eğer ben de fahişe olursam... Sen fahişe falan olamazsın. Olamazsın. Belli bir şey bu. Seni görür görmez anlamıştım ben. Nereden çıktın sen karşıma ya? Planlarını biraz değiştireceksin. Artık ben varım. İyi mi? Ne yapacaksın ki sen? Babam da beni öldürmek istedi bir gün abi. Şu kadar kalmıştı beni boğmasına. Annem kafasına bir şey vurarak kurtardı beni. Onun politik kariyerini mahvediyordum. Tam bir pisliktim. O bana baskı yaptıkça ben azıtıp onu daha kötü duruma sokacak şeyler yapıyordum. 5 yıl önceydi. Hiçbir şey göründüğü gibi değil güzelim. Kimsenin hayatı mükemmel değil. Ne yaptığımı hatırlamayacak kadar çok içiyordum o yıllarda. Annem beni paketleyip dışarı kaçırdı. 1 yılı klinikte kilitli olmak üzere. Onlardan uzak duruyorum. Çok kişiyi telef ettim. Çok kötü şeyler yaptım insanlara. Aileme. Özellikle yaşama giren kadınlara.
Beni taşlarla iyileştirdi. Bir de Cemal tabii. Bir de başka yaşamlar gördüğüm o uzun seyahatler. Beynim yavaş yavaş berraklaştı. Bulutlar dağıldı. Sonra seni gördüm. Ay ışığında o gece. Güzel bir konuk. Ya dur, çok güzel bir konuk anneciğim, çok güzel. Tamam, 8'de evdeyiz. Tamam oğlum, bekliyoruz. Hadi bakalım. Hop! Kesin geliyor mu Baran? Geçen günküne benzemesin. Peki, tamam. Dinle, ben hala memleketteyim. Bu hafta sonu planımız yeter. Aman oğlum, isabet. Ben de New York'tayım. İşim uzadı biraz. Bana ne zaman haber vermeyi düşünüyordun? Ulan ne zaman söylediğin zamanda geldin ki lan sen de. Ben bir hafta sonra dönüyorum. O zaman buluşuruz. Dert değil, bana leblebi getir. İki torba, tamam mı? Bana bak. Niye uzadı ki senin işin? Sen takılmazdın fazla. Bir şey mi oldu? Aile maile tamam mı? Eksik fazla bir durum yok değil mi? Eksik yok da belki fazla olabilir. Bir kızla tanıştım. Bu akşam yemeğe götürüyorum bizimkileri. Oo. Hadi abi, beni meşgul etme, sonra anlatırım. Görüşürüz. See you. Bye. Sen hakikaten çok zenginsin ha? Annem zengin. Bu arazi anneme dedemden kalmış. Bütün bu evler annenin o zaman. Bazıları. Bak şu evleri satmadı. Şurada da ablamlar oturuyor. Öbür taraftakini de ben evlenince otururum diye bana ayırmış. Baran. Ben gelmiyorum. Saçmalama. Dur. Havin. Havin dur. Gel buraya. Ya bırak beni. Bırak. Ya. Her şey hazır mı? Evet efendim. Kimmiş bu Baran'ın getirdiği misafir kumru? Bilmiyorum. Gelince görürsün. Neredesiniz Selen? Nesi var? Çok mu ateşli? Dur dur, anneni veriyorum. Ne oldu? Oğlan mı ateşlendi? Kaç ateşi? Ben yemekten sonra uğrar bakarım. Tamam. Baran'ı da getiririm. Hah, şimdi geldi. Buyurun, hoş geldiniz. Hiç elimi melimi öpme, küsüm ben sana. Ay o zaman bir yanak ver bana. Ben senin gönlünü almasını bilirim. Deli çocuk. Canım, hoş geldin. Arkadaşın nerede?